Mübarek gün ve gecelerde vefat etmek, insanda her zaman acaba cennetlik mi, günahlarına kefaret mi diye bir merak uyandırır. Ölüm Allah'ın takdiridir. Herkesin ne kadar yaşayacağı, ne zaman öleceği bellidir. O halde Allah bir kimsenin mübarek bir günde ölmesini dilediyse, bunda pek çok hikmet olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bakın ne buyurmuştur. Bir Müslüman cuma günü veya gecesi ölürse, Cenab-ı Hak onu kabir fitnesinden, sualinden ve azabından kurtarır. Cuma günü ve gecesi mübarek bir vakittir. Bu mübarek gün ve gecelerin neler olduğu herkese malumdur. Bunlar kandiller, bayramlar gibi özel günlerdir. Bu gün ve gecelerde dinimizce kutsiyet vardır. Bu sebeple bu günlerde yapılan ibadetler diğer günlerdekine göre kat kat daha fazladır. Efendimizin bildirdiği gibi de bu cuma ve benzeri mübarek günlerde ölmek Allah'ın sevgili kulu olduğuna işarettir. Ancak bu bir insan ne kadar kötü olursa olsun cuma günü öldü diye cennete gidecek demek değildir. Ölümü Allah takdir eder ancak gideceği yeri insanın yapıp ettikleri belirler. Nitekim hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak şartını koymuştur. Müslüman olmak İslam'ın 5 şartını yerine getirmek, diğerlerini bırakmak değildir. Bu yüzden Müslüman olmak deyince sadece iman etmeyi anlamamak, İslam'ın diğer şartlarını da yerine getirmeyi anlamak gereklidir. Öyle ki bir insan iman ettiği halde hırsızlık, zina, iftira, yalan söylemek gibi çirkin işler yapmaya devam ediyorsa, bu durumda onun hakiki bir Müslüman olduğu söylenemez. Elbette mümindir ancak Müslüman'da olmaması gereken vasıfları taşımaktadır. Öyleyse herkes işlemiş olduğu günahlara tövbe etmeli. Bir daha bu günahları işlememek için azmedip öndeki günahından ötürü pişmanlık duymalıdır. Her kim işlediği günahtan ötürü pişmanlık duymaz, bile bile işlemeye devam ederse bu yaptıklarından ahirette sorguya çekilecek ve Yüce Allah'ın ahirette gazabına uğrayacaktır. Hakiki bir Müslüman olmak için büyük günahlardan sakınmak gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?" buyurur ve bunu 3 kere tekrar eder. Sahabe efendilerimiz "Evet" deyince "Allah'a şirk koşmak, anne baba haklarına riayetsizlik, cana kıymak" buyururlar. Ardından da "Haberiniz olsun, yalan söz, yalan şahitlik" diyerek yalanın da büyük günahlardan olduğunu üstüne basa basa tekrarlayarak ifade eder. Allah'a şirk koşmak, onunla birlikte başka bir ilah daha olduğuna inanmaktır. Bu son derece tehlikeli ve batıl bir inanç sistemidir. Anne babanın haklarına riayet etmemek, onların haline hatırını sormamak, bir ihtiyaçları olup olmadığını kontrol etmemek çok büyük bir günahtır. Anne babamız bize küçükken nasıl merhamet edip baktılarsa, bizim de onlara merhamet etmemiz ve bırakın zarar vermeyi, gönüllerini kıracak bir iş dahi yapmamak gerekir. Yanı sıra cana kıymak da son derece günahtır. Bir insanın yaşama hakkını elinden almak, onun ve yakınlarının hayatlarını olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunmak dinimizce kınanmıştır. Yalan söz söylemek, iftira atmak da bunlardan aşağıda kalan bir günah değildir. Hepsi ayrı ayrı günahtır. Müslüman bir kimsenin bu günahlardan sakınması ve Allah'a layık bir kul olmaya çalışması gerekir. İşte ancak böyle insanların mübarek günlerde ölmesi, onların cennete gideceği şeklinde hüsnü zan edilebilir. Çokça sorulan sorulardan birisi, Ramazan'da ölürsek ne olur? O kişi Allah'ın sevgili kuludur ve onu ahirette pek çok hayır beklemektedir denilebilir mi? Peki hayatını masiyatla ve Allah'a isyanla geçiren birisi, Ramazan ayında ölürse bu ona bir fayda sağlar mı? Ramazan ayında olsun veya olmasın, oruçlu olarak ölen kişiden başkasının durumu hakkında bize bir bilgi nakledilmemiştir. Yedi cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Kim yalnızca Allah'ın rızasını umarak la ilahe illallah der de son nefesini verirse cennete girer. Kim Allah rızası için oruç tutar da o hal üzere ölürse cennete girer. Kim Allah rızası için sadaka verirse cennete girer.